Balyoz davasıyla, uydurma delillerle, kurgulanmış senaryolarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesi dış politikamızı korkunç bir zaafa uğratmıştır ve maceracı bir yöne doğru sürüklemiştir. Yeni Osmanlıcılık, mezhepçilik hayalleri peşinde Türkiye yurtta barış, dünyada barış ilkesinden maalesef sapmıştır. Türkiye bir taraftan etnik fay hattı, diğer taraftan mezhepçi bir fay hattı üzerindedir. Bu fay hatlarını germek ve fitilini ateşlemek çok tehlikelidir. Fay hatlarını kıracak bombaların fitilleri kolay ateşlenebilir ama söndürülmesi imkansızdır. O yüzden biz diyoruz ki barışçıl gösterilere, insanların eleştirilerine, söz söyleme haklarına müdahale etmeyin. Şiddet varsa elbette suçtur. Ama barışçıl gösterileri yasaklamak provokatörlere uygun iklim sağlamaktadır. Bu konu Türkiye'nin bugün Orta Doğu'da içine düşürüldüğü durumla da yakından ilgilidir. Orta Doğu'nun gerginliği, Orta Doğu'nun kanı, iç savaşları, çatışmaları Türkiye'nin sokaklarına taşınmak istenmektedir. Ve eğer 76 milyonun bir millet olma bilinciyle birbirine kenetlenmesini istiyorsak, insanların söz söyleme, eleştirme, protesto etme haklarını şiddet kullanarak bastırmaktan siyasi iktidar vazgeçmek zorundadır. Aksi takdirde Türkiye bütün provokasyonlara uygun bir iklime maalesef ulaştırılmaktadır. Ve bu Türkiye'yi mezhep ve etnik ayrımcılık temelinde çok zor günlere götürür. Şurumuzda bir terör örgütü var. Siyasi iktidarın da ağız dolusu bir şekilde IŞİD'e terör örgütü dediğini umut ediyorum. IŞİD bir terör örgütüdür, kanlı bir terör örgütüdür.
İslamiyet'in adını da maalesef kötüye çıkaran, dünyada en kötü tanıtan terör örgütüdür. Acımasızdır. Vahabi, Selefi olmayan, kendi anlayışlarından olmayan herkesi kafir olarak gören ve her türlü acımasızlığı yapan bir örgüttür. Adında devlet bulunmasının sebebi, burada içine Ürdün'ü dahil alacak bir devlet kurma hayalidir. Ve bugün maalesef sınırlarımızda Türkiye'nin de yanlış dış politikası sonucunda bir taraftan PYD, bir taraftan IŞİD artık Türkiye'nin komşusu olmuşlardır. Bu yanlış dış politikanın sebebi, tekrar ediyorum, Türkiye'de söz söyleme, düşünceyi açıklama hürriyetinin kısıtlanması ve toplumun fren mekanizmalarının ortadan kaldırılmış olmasıdır. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, arkadaşlar, alalım.